Yani e, Denizlispor Gençlerbirliği Ankara Gücü'nün bir puanı var ama eksik olan maçı 3 Trabzonspor'a göre kazanırlarsa s Trabzonspor e, daha da alta gidecek şu anda 18 5 averaj. Mustafa Hoca devam etsin ama bir sistem yok yani bize bir mesela şimdi şu an bütün sosyal medyaya bakıyorum. Hani birçok arkadaşım hoca arkadaşım da yazıyor bakıyorum mesela. Geneldeki olan şu Hani benim göremediğim mi diyorum acaba? Hiçbir sisteme dair hiçbir şey yok. Oyuncular 50. dakikada düşer mi oyundan ya sezon bitmiyor daha 7. haftadan bahsediyorsun sen esas bundan sonra haftalar zaten. Esas problem onlar. 4-3 yenilmek bak... değil doğru söylüyorsun. Bak evet. bundan sonra sıkıntı. Şimdi haftada 2 tane 3 tane maç oynayacaksın. Daha Ziraat Türkiye Kupası olacak. E, sıkıştırılmış maçlar oynayacaksın. Sen nasıl kadro çıkaracaksın? Şimdi oyuncuların çoğu var ya böyle olduğu zaman sorumluluk almak istemez bazı oyuncular. Tabii. Ne kadar arkada çünkü çok büyük sıkıntı var şu an kulübün içinde. Bakıldığı zaman. En büyük sıkıntı şu an bir hocadır. Hoca ile alakalı da diyorum. Gelecek hocanın da işi çok zor. Bir iki tane isim vereceğim. isimler zaten belli ama gelecek hocanın da bu kadroyla onları oyuncuları bir defa ilk önce psikolojik açıdan bak fizikseli bir tarafa bırakıyorum. Psikolojik açıdan da bir toparlaması lazım. O da kolay bir iş değil. Oyuncuyu değil. ikna edersen toparlanırsın ya. Vakamen'in sözleri onu gösteriyor. Evet. Yani sahada problem olduğunu biliyoruz ama buna müdahale edilmiyor. Hoca diyor. ben değilim. Yani oyuncuları Edenyton oyuncuları ikna edememiş. Ki bunu oynatmak istedi oyuna. Ki bunu oynayan bir oyuncu söylüyor. Evet. Yani yedek Takımı bırakılan bir oyuncu hocayı yok, yok. sevmez. En iyi söylüyor. Takımı starı söylüyor. En iyisi söylüyor. Çünkü o yenilgi yazmaya demiyor. Yani esasında sorumluluk almak isteyen adamdan bahsediyor. Sarı i̇şte kartın sebebinden yani. bahsediyor. Evet. Sarı kart sebebi Sarı de o kart sebebiyeti. Ee, Üstü kapalı. Mesela gelecek olan teknik direktör oyun planıyla ikna ettiği anda Trabzonspor düzülebilir. Çünkü tabii, mesela tabii. şöyle söyleyelim. Ee, geçen sene Vitor Hugo Edgar'ı Yiye ikilisi olsaydı Trabzonspor şampiyon olurdu. Ben Geçen seneki kadroya göre ben değerlendirin geldim, ben geldim. lütfen. Şu anki mevcut performansa göre değer, değerlendirmeyin. Yani Novak'la, Pereira'yla, Sosa'yla, Sörlut'la, e, Ekuban'la, Vakame'yle böyle değerlendirin. Vitor Hugo Edgari'ye ikilisi şampiyon yapardı. İki Trabzon i̇ki gol bir asist, isabetli şut, iki isabetli pas 29. Vakame'nin 90 dakika performansı. Mesela bir alt, daha sevgili sevgili en çok üzülen de o zaten. Baker 90 dakika bir asist, 12 top kaybı. 40 isabetli pas. Lewis Baker'ın e, rakamları. Flavio 61 dakika oyunda kaldı. 7 top kaybı, 24 isabetli pas. Flavio'nun rakamları. Yusuf Erdoğan 83 dakika 1 gol, 3 isabetli şut, e, 21 isabetli pasla oynadı. Yusuf Erdoğan ki Tırpan'ın bir pası vardı. Orada uğurcan kurtardı. Kazanan tarafın top kayıpları yazılmaz tabii bu tür durumlarda. Koyta <laughs> evet 1 evet. gol, 3 şut, 10 pasla oynadı. 45 dakika e, oyunda kaldı eve penaltiyi kaçıran Aytaç 90 dakikada isabetli bir şutu var. 63 isabetli e, pasla oynadı. Eee Kasımpaşa'da takımında penaltı. Top kaybını cisi. takım yaptırır. Oyuncu yaptırmaz. Bak Kamil Ahmet'in yedirmiş olduğu golde tamam Kamil Ahmet'in de hatası var ama Kamil'e normal şartlarda çevre kontrolüyle sola doğru dönmüş olsaydı hiçbir şey olmayacaktı esasında. Doğru bir de Ilgaz iki kere seninle konuşuyorduk. Ya öyle stoperlere mesela çok yükleniyor. Tamam bireysel kendi karesine attı zaten daha bunun üzerine bir şey yok da. <laughs> Bakıyorsun ya topu aldığı zaman orta sahadan gelen yok sıkışıyor. Top Seçenek yok. Top kullanamıyorsun. Tabii top kullanamıyor. Boşa çıkmazsan sen defans topu aldığı zaman nereye kullanacak? Ya uzun topu vuracak gidecek rakibe ya da belirsiz ha, olacak. Hayır Mehmet ne diyoruz biz? İyi oynarken zaten kazanırız. Evet. Önemli olan kötü oynarken kazanırız. Trabzonspor bugün kötü günündeydi. Evet. 3-1'e getirdi. Skor 3-2'ye geldi. Yine Vakame'nin 3-2 iken arka direğe kestiği bir top var. İki Trabzonsporlu oyuncu biri evet. Afobe'ydi. Vuramadılar. Evet. Mesela Afobe orada golü, golü yapsalar 4-2 olacak. Belki orada Kırcan maçı abi, bitirecekler. Arada penaltı biz, kurtarıyorsun moralin tabii yükseliyor. Tabii, biz bunları konuşmayacağız. Yani e... Büyük takım kötü olsa da abi maçı kazanacak. Bir de bak bir fark değil. Yani dediği gibi iki fark öne geçiyor. Bak 3-1 çok farklı bir şey. 3-1'i yakaladıktan sonra 2-1'i anlayabilirim. Zaten düşüyorsun fiziksel olarak iyi değilsin. Özellikle de ikinci yarı 60'tan sonra tamamen düşüyorsun. E bakıyorsun penaltı 3-2 bana hala öndesin. O, o bir gol atmış kadar var. sana bir moral vermesi lazım değil mi sağ içinde sen top Yani adın. yani ama ben oyunculara bakıyorum ya yani 40'ta bir tane oyuncu isyan etmiyor ya. Hani kendini bak bu gösteriş için değildir. Sağda bağıracak bazen yedek kulübe şeye devralsı soyunma odasına girersin. Böyle hani iyi olduğu zaman bazı oyuncular var. Mesela kaleci Volkan Başı da çok yaptı, çok yaptı o iş. Oynamadığı zaman bile ben çok iyi biliyorum. Oyuncuları sallıyordu. Burası işte Fenerbahçe dikkat edeceksiniz. Oyuncu kendine gelecek. Bizim takımda bakıyorsun Trabzonspor'da o şey yok, istek yok. Bir tane oyuncuya bakıyoruz ya. Ben sadece bu maç üzerinden konuşma Bundan önceki maçlarda da hep söyledik. Mustafa beraberken burada sürekli Vakame ya. Eğer iyiyse Trabzonspor gol bulur. E, Vakame asist yapar. Kaleye gider topu saklar. Ama Vakame de Düşecek oyuncağın ki düştüğü zaman da zaten Mehmet, top genelde rakipte olur. rakip sana bir katkıda bulunayım. Ya Gürcan abi sen henüz gelmemiştin evdeydin. O ilk gol pardon şeyin Vakame'nin ee, attığı ilk gol. Evet. Ya affedersin de yani e, Süper Lig kalecisi o golü falan yemez yani. Hani o kalecinin e, sevgili Ramazan kardeşimizin o yediği golden sonra 3'ü evet. buluyorsun. 3-2 e, oluyor sonra penaltıyı buluyorsun. Ya hiçbir şey denemezsen kalecinin üzerine şut ve şutlarla beraber şansını denersin yani. Ha, şunu da söyleyeyim ben, e, Ilgaz'a ek olarak şöyle, bu takım kötü bir takım değil, bu takımın morale ihtiyacı var. Bazen taktikte zaten Trabzonspor ne oynadığı belli değil ama bu saatten sonra gelecek hocanın <laughs> bence yapacağı ilk önemli şey, tabii ki bir sistemi vardır, onu kurgulayacaktır. O oyuncular da kendine gelecek o şeyde, ama Trabzonspor iki maç kazansın, gelecek hocayla birlikte sistemini otursun, mücadele etsin. Taraftarın şu an kızdığı tek nokta ne biliyor musun abi? Mücadele etmiyor takım. Mücadele edersin, kaybedersin, hiçbir problem yok. O zaman alkışlarsın. Trabzonspor taraftarı öyle bilinçli, bilen, futbolu çok iyi bilen bir taraftardır. Onun için şu gelecek hoca bir galibiyet bugün mesela kötü oynadığı zaman bile maçı kazanmış olsaydı belki şu kara bulutun hepsi dağılacaktı. Ama şimdi tamamen işler tersine döndü. Burada bir kan değişimi olacaktır. Bence bu saatten sonra hiçbir hoca kalamayacak. Ha, Tamer Tuna mı gelir? Ee, bundan sonra Mustafa Reşit Akçay mı gelir? Çünkü bu saatten sonra ee, yönetim zaten bence bugün kararını verecektir. Yarın büyük ihtimal hoca açıklanır. Kim olacağını çok bilmiyorum. ama Çok fazla zaten hoca adayı yok. Yabancı hoca olacağını düşünmüyorum. Ee, ben yine bu iki hoca, iki üç hoca arasında dönecek diye düşünüyorum. Yani Tamer Tuna. Senin adayın kim sevgili Mehmet? Ya şu an e, bakıldığı zaman benim aldığım duyumlarda da Tamer Tuna olabilir diyorum. Çünkü Antalya Spor'dan yeni ayrıldı. Çünkü hiç beklemedik bir ayrılıktı. Ee, çok şaşırtıcı. Ki, evet. Tamer Tuna'nın bundan önce Ünal Hoca gelmeden e, sezon başı Sayın Ahmet Ağoğlu'nun çok istediğini biliyorum ki ha, hoca adaylar arasında Tamer Tuna'nın yine adı vardı. O bana biraz çağrışım yaptırıyor. Onun dışında bakılacağı zaman da e, Fatih Tekke devam ediyor zaten görevinde. Bir tek Mustafa Reşit çay kalıyor. Ya da Tamer Tuna. İki tane boşta hoca. Abi be, böyle pozisyonlarda öyle bir hoca getireceksin ki tartışılmayacaksın. Ama bu zamanda zararlı. Yani Mesela işte Şenol Güneş'i getireceksin. Daha ne yapayım diyeceğin bir isim getirmen lazım. Şehri de ikna etmek için, oyuncuyu da ikna etmek için. Sezon başı tamam abi senin dediğin çok doğru. Aa, böyle kri kriz, i̇şte, kriz durumları Çok var. zor. Şimdi mesela çok büyük risk alacağın çünkü takım bu. Gelecek hoca çok iyi toparlayacak, sistemini oturtacak. Yeni bir sistem oturtacak ama bence oyuncuların ...fiziksel değil de biraz mental anlamda çok büyük sıkıntısı var. Ya yani Ben o sağdan o çok net olarak görebiliyorum. Bu arada Trabzonspor otobüsünü görüyorsunuz. Bir süredir bekliyoruz çünkü oyuncular henüz otobüse binmediler. Değil mi sevgili Hüseyin? Ben de görmedim. Belki içeride bir toplantı olabilir. Artık o ilerleyen dakikalarda Trabzonspor takımını da otobüse geçerken göreceğiz değerli izleyiciler. Ee, haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük'te Büyükşehir Belediye Erzurum Sporu 5-1 mağlup etti evinde. 7 gollü maçta da Trabzonspor Kasımpaşa maçında Kasımpaşa 4-3 kazanan e, taraftı. Aslında bu maça gelirken e, Trabzonspor...